Merhaba değerli öğrenciler. Öncelikle bu dersimizde efsane konusundan bahsedeceğiz. Ardından isim tamlamaları ve sıfat tamlamalarını göreceğiz. Doğa üstü özellikler gösteren kahramanlarının hayatlarının ve olaylarının anlatıldığı hikayelere biz efsane adını veriyoruz. Efsane kişi, yer ve olayları konu alan, inandırıcılık özelliğine sahip çoğu zaman olağanüstülüklere yer veren, belli bir şekle bağlı olmayan ve kaynaklarını genellikle Geçmişin derinliklerinden alan, kısa, yalın, ağızdan ağıza aktarılan ortak halk anlatılarıdır. Efsane kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsça, kelimenin karşıtı, masal, hikaye, öyküdür. Arapça efsane kelimesi esatir veya ustura terimiyle karşılanmaktadır. Efsaneler dilden dile anlatılan çok eski hikayelerdir ve anonim halk edebiyatı ürünleridir. Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya veya bir yere dayandırılır. Anlatılanların bir ölçüde olsa inandırıcılık özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu zaman olağanüstülük ağır basar bu metinlerde. Mitlerin modernleşmiş şekilleri olarak da ifade edildikleri için kutsal öğeler bulundururlar. Efsaneler belirli bir şekilde olmayan, konuşma diliyle anlatılan kısa halk anlatılarıdır. Efsaneler aynı zamanda toplumun yaşam biçimini, yaşayış şeklini, geleneklerini, göreneklerini ve inançlarını barındırmaktadırlar. Özel bir anlatıcıları yoktur. Kimin tarafından söylendiği tam olarak belli değildir. Anonim eserlerdir. Konularına göre efsaneleri dört grupta inceliyoruz. Dünyanın yaratılışını, tabiat varlıklarını, meydana gelişini, kıyamet gününü anlatan yaratılış efsaneleridir. Tarih ve medeniyet tarihi konulu efsanelerde milletlerin, hükümdar sülalelerinin ve sosyal sınıflarının anlatıldığı hikayelerdir. Aynı zamanda felaketler, savaşlar, fetihler, istilalar ya da kurulu düzene başkaldırmalar gibi efsaneler bu kategoride yer alır. Doğaüstü varlıklar ve güçlerin anlatıldığı efsanelerde ise tekin olmayan yerler, cinler, periler, ejderhalar gibi tabiatüstü güçteki yaratıklar anlatılır tabiat üstü güçleri olan büyücü, efsuncu gibi kişiler efsanelerin konularıdır. Din konulu efsanelerde ise dini ve tarihi kişiler üzerine söylenen efsaneler bulunmaktadır. Efsaneleri ve mitleri karşılaştıracağız şimdi. Efsanelerdeki olayların geçtiği zaman mitlerin zamanına göre çok daha yakın geçmişe ait. Her ikisini de anlatıcı ve dinleyiciler gerçek kabul ederler. Mitte Dünya çok eski bilinmeyen mitolojik bir dünyadır. Fakat efsanede bilinen bizim dünyamız anlatılmaktadır. Mitler her zaman kutsallık taşırlar. Fakat efsanelerin hepsinde kutsallık yoktur. Mitlerde tanrılar ve yarı tanrılar varken efsanelerde genellikle karşımıza tarihi kahramanlar çıkmaktadır. Şimdi destanı ve efsaneyi karşılaştıracağız. Destanlar toplumsal hayatta derin izler bırakan yaşanmış olayların etkisiyle oluşturulurken efsane hayal gücünün ürünü Destanlar toplumun bir bütününü ilgilendiren bir olay anlatırken efsaneler daha çok bireysel nitelik taşır. Destanlarda genellikle kahramanlık teması işlenirken efsanelerde konular daha farklı olabilir. Destanlarda olağanüstü özelliklere sahip savaşçılar, kahramanlar ön plandayken efsanelerde ideal insan tipini ön plana çıkarmışlardı. Destanlar kutsal kabul edilmemesine rağmen bazı efsaneleri kutsal olarak kabul ediyoruz. Destanlar milli bir nitelik taşır yani tamamen bir milletin ürünüdür. Efsanelerin farklı biçimlere farklı milletlerde de rastlanabiliyor, milli olduğunu söyleyemeyiz. Destanlar doğal ve yapma destanlığı ikiye ayrılıyor. Efsanelerde bu şekilde bir ayrım yok. Destanların oluşum süreci efsanelerden daha farklıdır. Destanlarda toplumsal hayatta birinden iz bırakan yaşanmış olaylar anlatılırken, efsanelerde insanın kendisi dışındaki varlıklar veya kendi dışında var olduğuna inandığı şeyleri anlatma söz konusudur. Destan ve efsane anlatmaya bağlı edebi türlerdendir. Bu bakımdan benzer olduğunu söyleyebiliriz ikisinin de. İkisi de olaya dayalı metinlerdir. Olay örgüsü, kişi, yer, zaman, metni oluşturan yapı unsurlarıdır. Bu iki türde de anonimdir. İkisi de nesilden nesle, dilden dile aktarılarak gelmiştir günümüze. İkisinde de öyküleyici ve betimleyici anlatım ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Şimdi efsane ve masal türlerini karşılaştıracağız. Efsane anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından çoğunlukla gerçek olarak kabul edildiği halde masallar başından beri hayal ürünü olarak kabul ediliyor. Masalların belirli bir yere, tarihe ya da kişiye dayandığı görülmüyor. Bu nedenle masallardaki olaylar hep hayali bir yerde, belirsiz bir zamanda geçiyor. Çoğunlukla da olağanüstü kişiler üzerine kuruluyor. Kutsal dini efsaneler olduğu halde masallarda hiçbirinde bu şekilde bir kutsallık bulunmuyor. Zaman zaman bazı efsane ve masalların Aynı konuları işlediğini görebiliriz. Fakat efsaneler daha inandırıcı bir özellik taşıyor. Masallarda bu inandırıcı özelliğinin olması beklenilmiyor. Bazı efsaneler üzücü bir şekilde biterken, masallar genellikle mutlu sonuna bitiyor. Her iki anlatımda da kahramanlar olağanüstü özellikler gösterebiliyor. Her iki anlatımda insanların hayal gücünden ortaya çıkmış ve bu iki anlatıda da pek çok motifin ortak olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki türde genellikle düz yazı biçiminde yazılmıştır. İnsanların hayal bile edemeyeceği her konuyu bu iki türde görebiliriz. Efsanelerde kahramanlar özenle seçilir ve toplumca benimsenir. Masallarda ise sadece iyi ve kötü kahramanları görmekteyiz. Türk edebiyatındaki efsanelerde kahramanlık, fedakarlık, cesaret, ahlaki davranışlar gibi konular yer almaktadır. Karacada, Tufan, Yaradılış, Kız Kulesi, Balıkesir, Sarı Kız, gelin kaya, cennet dağı gibi efsaneler halk arasında asırlardır söylene gelen efsanelerdendir. Şimdi tamlamalardan bahsedeceğiz. Tamlamalar en az iki kelimeden oluşurlar ve söz öbeği olarak kabul edilirler. Tamlamalarda iki öğe bulunuyor. Tamlayan ve tamlanan şeklinde. Tamlamada belirtilen açıklananın ismi tamlanan adı veriyoruz. Tamlananı belirten açıklayan sözcüklere de tamlayan adı veriyoruz. Bununla ilgili örneklerden daha iyi pekiştireceğiz. Televizyonun kumandası. Bakın un tamlayan ekini almış kelimemiz. Kumandası ı tamlanan ekini almış. Tamlamaları da iki başlık altında inceleyeceğiz. Sıfat tamlaması ve isim tamlaması olmak üzere. Öncelikli olarak isim tamlamasıyla başlayalım. İsim, ad tamlamaları en az iki adın birbirini çeşitli anlam ilgileriyle tamlayacak şekilde birlikte kullanılmasıyla oluşan sözcük öbekleridir. Birinci ad tamlayan, ikinci ad tamlanandır tamlayanla tamlanan arasındaki anlam ilişkisine ve kullanılan eklere göre alt tamlamaların çeşitleri ayırıyoruz biz. Örneğimize bakalım. Gömleğin düğmesi. Bakın tamlayan -ın in, eki almış. Tamlanan ise ı, -i eki almış. Ve düğme isminin önüne gelen gömlek ismi o varlığın kime ait olduğunu daha belirgin bir hale getirerek isim tamlamasını oluşturmuştur. İsim tamlamalarında tamlayan ilgi eklerini, tamlanan ise iyilik yani aitlik eklerini alıyor. Tamlayan eklerimiz ın, in, un, ün gibi. Tamlanan eklerimiz ise ı, i, u, ü gibi eklerdir. Telefonun ekranı derken bakın un tamlayan ekimiz, ı ise tamlanan ekimiz. Tamlayanla tamlanan arasındaki anlam ilgisine ve kullanılan eklere göre alt tamlamalarını çeşitlere ayırıyoruz. Belirtili at tamlaması, belirtisiz at tamlaması ve zincirleme at tamlaması olmak üzere. İlk olarak belirtili isim tamlamasından bahsedeceğiz. Bu tamlamada hem tamlayan hem de tamlanan tamlama eki almıştır. Okulun müdürü derken bakın tamlayan un ekini almış, tamlanan ü ekini almış. Ali'nin defteri derken nin ve i eklerini görüyoruz. Benim kalemim derken tamlayan im, tamlanan ise yine im ekini almış. Bilgisayarın kablosu derken ım tamlayan ekimizdi, su tamlanan ekimizdi. Öğrencilerin birkaçı derken yine öğrencilerin kelimesindeki in tamlayan ekimiz, birkaçı kelimesindeki ı tamlanan ekimiz. Belirtili isim tamlamalarında tamlanana kimin ve neyin sorularını sorarak tamlayanı bulabiliriz. Kapının kolu bakın soruyoruz. Neyin kolu? Kapının kolu. Osman'ın oğlu derken tamlanana kimin oğlu şeklinde soruyoruz. Osman'ın kelimesi tamlayanımız oluyor. Benim hikayem derken tamlanana soruyoruz. Kimin hikayesi? Cevap benim hikayem oluyor. Gelen cevabımız bizim tamlayanımız. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Hiç kesilmedi uğultusu rüzgarın derken bakın uğultusu tamlanan ekimizi almış. Rüzgarın kelimesi tamlayan ekimizi almış. Aslında burada kastedilen rüzgarın uğultusu devrik bir cümle kurulmuş. Tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş. Gözleri bir şiir gibiydi onun cümlesi devrik bir cümle. Kurallı cümle haline getirerek tamlayan ve tamlananı doğru sırada bulabiliriz. Onun gözleri bir şiir gibiydi dediğimize bakın onun gözleri bizim isim tamlamamızdır. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına sıfat gibi başka türde sözcükler de girebilir. Ahmet'in mavi gömleği yeniymiş. Bakın buradaki tamlamamız Ahmet'in gömleği araya mavi kelimesi sıfat olarak girmiş. Gazetenin ilk sayfası koparılmış. Gazetenin sayfası bizim sıfatımız araya ilk kelimesi girmiş. Takımın en yaşlı oyuncusu sakatlandı derken buradaki tamlama takımın oyuncusu bakın araya en ve yaşlı kelimeleri girmiş. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da birden çok sözcükten oluşabiliyor. Örneklerimize bakalım. Annenin babanın sevgisi. Bakın burada kimin sevgisi diye sorduğumuzda da annenin babanın cevaplarını alıyoruz. İki tane tamlayanımız var. Eklerimizde görüyoruz in ve ım eklerini almış tamlayanlarımız. Sevgisi i tamlanan ekini almış. Diğer bir örneğimize bakalım. Hastanın adı soyadı. Kimin soyadı hastanın, kimin adı hastanın. Tamlanan iki tane kullanılmış burada. I eklerini almış tamlananlarımız. Tamlayan ise nın ekini almıştır. Belirtisiz İsim tamlamasında ise sadece tamlanan ek almaktadır. Örneklerimize bakalım. Erik ağacı. Bakın eriğin ağacı desek belirtili isim tamlaması olur. Fakat burada erik kelimesi herhangi bir ek almamıştır. Kök halindedir. Fakat tamlanan iyilik eki almıştır. Örneklerimize bakalım. Okul müdürü, Türkçe defteri, öğrenci sayısı, elektrik kablosu, sokak lambası, tarih öğretmeni, İstanbul Boğazı, Türkiye Cumhuriyeti aşk acısı derken tamlayan durumundaki kelimelerimiz ek almamıştır. Fakat tamlanan durumundaki kelimelerimiz ek almıştır. Bunu da renkli olarak gösterdim. Zincirleme isim tamlaması ise birden çok ad tamlamasının iç içe geçmesiyle oluşuyor. Yani bir ad tamlamasının içinde başka bir ad tamlaması yer alıyorsa biz buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Örneklerimize bakalım. Ahmet'in kaleminin ucu. Bakın burada Ahmet'in kalemi dediğimizde kendi içerisinde bir belirtili isim tamlaması oluşuyor. Çünkü Ahmet'in kelimesi tamlayan eki olan in ekini almış. Kalemi kelimesi ise i tamlanan ekini almış. Burada belirtili bir isim tamlaması var ama bir tamlama daha bulunuyor. Ahmet'in kaleminin ucu. Bakın 3 tane kelimeyle tamlama yapıldığı için zincirleme isim tamlaması olarak adlandırıyoruz. Sokak lambasının ışığı derken bakın Sokak lambası tamlaması kendi içerisinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü sokak kelimesi ek almamış, lambası kelimesi tamlanan eki almıştır. Sokak lambasının ışığı şeklinde 3 tane kelimeyle tamlama yapıldığı için zincirleme isim tamlaması olarak adlandırıyoruz. Takısız isim tamlaması müfredatta bulunmayan bir konu fakat soru bankalarında bununla ilgili sorular gelmesi sebebiyle bu konudan da kısaca bahsedeceğiz. Tamlayan ve tamlanan hiçbir ek almaz bu tamlamada. Takısız isim tamlamaları tamlanın neden yapıldığını ya da benzerlik ilişkisi kurarak tamlanın neye benzediğini belirtir. Örneklerimize bakalım. Gümüş yüzük. Yüzüğün neden yapıldığı belirtilmiş ya da taş kalp, kalp taşa benzetilmiş bakın. Altın kafes, kafesin ham maddesi belirtilmiş ya da cam kavanoz, çelik tencere, deri mont, keten pantolon derken bakın tamlananın... Neden yapıldığı tamlayanla belirtilmiş. Altın saç, demir yumruk, çelik irade, deniz göz, inci diş derken tamlananla tamlayan arasında bir benzerlik ilişkisi kurulmuştur. Son olarak sıfat tamlamalarından bahsedeceğiz. Bir isim aldığı sıfatla birlikte sıfat tamlamasını oluşturuyor. Sıfat tamlamalarının belli bir eki yoktur. Hiçbir ek almadan da tamlayan durumunda oluyor sıfatlar. Örneklerimize bakalım. Caddeler rengarenk ışıklarla süslenmişti. Bakın burada nasıl ışık diye soruyoruz. Gelen cevap rengarenk. Burada sıfat kullanılmış. Burada bir sıfat tamlaması olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada rengarenk sıfatı tamlanan durumunda ışıklar kelimesi ise tamlayan görevinde kullanılmış. Sınavdan sadece birkaç öğrenci geçebildi cümlesinde birkaç öğrenci kelimeleriyle tamlama oluşturulmuş. Bu evde güzel günler geçirdim derken bu evde kelimeleriyle sıfat tamlaması oluşturulmuştur. Sıfat tamlamalarında isme sorduğumuz nasıl, kaç, kaçıncı soruları bize sıfat tamlamasını vermektedir. Örneklerimize bakalım. İyi insan, acılı yürek, o araba, 15 elma, 10. yüzyıl. Bakın burada tamlanan durumundaki isimlere nasıl, hangi, kaç, kaçıncı sorularını sorduğumuzda bize gelen cevap sıfat görevinde kullanılmış oluyor. Dolayısıyla bu kelimeler sıfat tamlaması oluşturuyor. Sıfat tamlamalarında birden fazla sıfat da bulunabiliyor ya da birden fazla isim de bulunabiliyor. Örneğimize bakalım. Eski evler, dükkanlar derken eski kelimesi evler ve dükkanlar isimlerini nitelemiştir. Sıfat görevinde kullanılmıştır. Bu üç kelimeyle sıfat tamlaması oluşturulmuştur. Kitapta güzel öyküler ve şiirler var derken nasıl öyküler, nasıl şiirler? Güzel, güzel öyküler ve şiirler bir tamlama oluşturmuştur. Bu beyaz gömlek sana çok yakışıyor derken hangi gömlek Beyaz gömlek ya da bu gömlek diyebiliriz. Bakın burada bu beyaz gömlek kelimeleriyle sıfat tamlaması oluşturulmuştur. Burada video derslerimizin sonuna geldik. Ödevlerinizi yapmayı ve konularınızı tekrar etmeyi unutmayınız.